Herkese merhaba. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. 126. programımızda bugün konumuz yerelde sivil çalışmalar. Aslında bu program geçen hafta Nafiz Güler'in sunduğu Itırak Doğan'la olan yerel yönetişim programının daha teorik çerçevesini çizen programın yereldeki uygulamalarını kucaklamak, onlardan bahsetmek için yaptığımız takvimin ikinci programımız. Ve bugün iki konuğumuz var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Komşu Kapısı'ndan Tolga Bektaş ve Beyoğlu Yurttaş Meclisi'nden Deniz Özgür. Hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. İki tarafta da çok güzel faaliyetler zaten sürekli kulaklarımıza çalınıyordu. Zaten Itırak Doğan sizde geçen iki hafta önce sanırım bir bölge sunum yaptı size. Sizden birinci ağızdan dinlemek istedik çalışmalarınızı. İstersen önce Komşu Kapısı'yla başlayalım. Hani söz büyüğündür deriz ya, dernek olarak daha uzun geçmişi olan Komşu Kapısı'nı bir sizden önce dinleyelim. Belki önce kendi maceranızı, bu yerelde çalışmaya nasıl başladığınızı dinleyip, sizi tanıyıp hemen sonra Komşu Kapısı ve bugüne kadar bize belki bir dakika içerisinde bir resim çizersiniz. Çok hızlı geçmişimi bağlayayım Komşu Kapısı'yla. Politik olarak solda yer alan bir dünya görüşüm olmuştur. Üniversitede siyaset yapıldı, sonrasında bir süre devam etti. Fakat 99 depreminde kapımızın önüne çıktık ve ben bir solcu olarak, sosyal bir insan olduğumu düşünen bir insan olarak apartmanımdakilerle ilk defa o gün tanışmıştım. Yani mahalledekiler, Göksel Kortay, Suna Keskin, bunlar çok önemli tiyatro sanatçıları ve bizim apartmandaymışlar. Ve bir süredir biz yaklaşık 4-5 yıldır da o apartmanda oturuyoruz. Ve ben o gün şöyle bir soru sordum. Yani bu işte bir tuhaflık var ve mutlu hissetmiştim kendimi. O insanlarla kapının önünde işte birisi evden çay getiriyor, battaniye getiriyor. Evet ya, mahalle, komşu, işte denklik, o bütün o kategorilerden azade bir muhataplık iyi gelmişti. Oradan acaba mahalle, komşuluk üzerinden bir hissiyat geliştirilebilir mi diye böyle içimde bir ukde kalmıştım. Ez cümle Gezi direnişinden sonra mahallelerdeki forumlar, Maçka Forumu 19 Haziran 2013'te ilk forumu yaptı. Ardından o bahar rüzgarları kısa sürdü. Fakat o vakitte biz bir karar almayı becerebilme haline gelebilmiştik. Başka bir programda da örneğin onun üzerine ayrı ayrı konuşuruz. Ağustos gibi Maçka Forumu'nun 40 kişisinin 38'inin onayıyla bir mahalle derneği kuruldu. Hı hı. Kurulma kararı alındı. Tüzel kişilik kazanılma yolu seçildi. 21 Aralık 2013'te de en uzun gecede biz Komşu Kapısı'nı kurduk. Sosyal medyada kendinizi tabandan demokrasi, eşitlik ve adalet için yerel dayanışma olarak kısaca özetlemişsiniz. Peki birkaç bugüne kadar hızlıca birkaç kilit faaliyetinizi söyleseniz böylece belki Komşu Kapısı'nı netleştiririz kafamızda. Şimdi Komşu Kapısı hani çok refere edildi her şey için. Her böyle gezi sonrasındaki birlikteliklerde gezi bir milat olarak konumlandırıldı. Çok da refere etmeden söylemek gerekirse ne diyeyim, Komşu Kapısı'nın mekanı da öyledir. Yani böyle bir sedirin ortaladığı, bir göz temasının olduğu bir mimari tasarımı var. Ve orada insanlar meşk edildiği zaman ortadan geçebiliyorlar. Söyleşi olduğu zaman muhabbetin ortasından girebiliyorlar. Ama birbirini dinleyen ve olabildiğince de hani zıtlığı bir arada oldurtmaya çalışan ama en nihayetinde bir adabın, ahenk yarattığı bir hali var Komşu Kapısı için. Bu minvalde hani musiki de var, tiyatro var, tek kişilik oyunlar oynuyoruz, çok güzel meşkler yapıyoruz. Yemek atölyeleri var, ekmek yapıyoruz, turşu yaptık, zeytin yaptık. Sürk peyniri yaptık gibi küçük eğitimler oluyor. İşte şu anda bir Erbani dersimiz var, İranlı bir hocamızın eşliğinde. İnsanların bir araya geldiği, işini iyi yapmak kaidesiyle icra ettiği ve bunu paylaştığı ve hakikaten dayanışmayla paylaştığı bir komüniteyiz. Evet, muhteşem.
yerel yönetime göz kırptığınız katılma maceranızı da hemen ikinci turda dinleriz sizden. Beyoğlu Yurttaş Meclisi. Deniz, sen önce kendi maceranı, sonra Beyoğlu Yurttaş Meclisi'nin bugüne kadarki sürecini kısaca özetlersen memnun olurum. Yani ben de hani yüreği toplum için, gezegen için, tüm canlılar için atan insanlardan biriyim. Bütün çabam daha iyi bir dünyanın varlığını sağlayabilmek. Ben de yaklaşık son 10-15 yıldır aslında özellikle yani en temeldeki iki şiarımı söylersem yerelleşme, yerel siyaset ve mekan siyaseti. Benim çok temel üzerinde hareket ettiğim dinamikler oldu. Özellikle gezi öncesi de bu kent siyasetinin özellikle önemli kamusal alan mücadelelerinde bir şekilde güç biriktirdik, deneyim biriktirdik ve onlar hani gezi denizini oluşturdu. Geziye akan ırmaklar oldular. Ondan sonra da yine devam eden bir yerelleşme mekan siyaseti dinamiği aslında çeşitli vesilelerle şeyini sürdürüyor, varlığını sürdürüyor. Onların da içerisinde yer almaya devam ediyorum. İşte İstanbul Kent Savunması örneğin bunlardan bir tanesi. Onun dışında Beyoğlu Yerelim, 15 yıldır yaşadığım yer, tarla başında yaşıyorum. O bağlamda İşte emek sineması mücadelesi, işte Taksim mücadelesi, Gezi mücadelesi, ondan sonra bütün bunların bir arada örgütlenmesini hedefleyen işte Beyoğlu Kent Savunması gibi birçok dinamin içerisinden geçtik. Ondan sonra aslında biraz Beyoğlu Yurttaş Meclisi durağından bahsedeyim. Biz 2017 referandumundan sonra aslında bütün toplum olarak o duvara çarptığımız 16 Nisan referandumundan sonra bir muhasebe sürecine girdik. Özellikle Beyoğlu'nda biz de o dönem Hayır Beyoğlu çalışması yürütüyorduk. Yani bir yandan hani yerel siyaset, mekan siyaseti ama aynı zamanda genel bir demokratik siyaset mücadelesi de veriyoruz. Bunların her birini birbiriyle eklemleyen bir bakış açımız var. O duvara çarptıktan sonra hani şunu düşünmeye başladık. Bize daha kalıcı olan, daha uzun erimli bir hedefe yönelen ve bunun gereklerini yerine getirmekten imtina etmeyen ya da belirli konjonktürlerin, makro gündemlerin esiri olmadığımız bir mecraya ihtiyacımız vardı. Evet. Bunun en azından ihtiyacını tespit ettik. Dolayısıyla 2017'nin Eylül-Ekim aylarında işte o süreçleri inşa eden insanlarla beraber buluşup sohbet etmeye başladık ve böyle bir girişimde bulunduk. Beyoğlu Yurttaş Meclisi adı altında bir girişimde bir yurttaş inisiyatifi oluşturma çabasıyla yola çıktık, niyetiyle yola çıktık. Bu niyet devam ediyor. Bu niyet bir yerde tamamlanacak bir niyet değil, devam edecek. 2018'in Ocak ayında ilk etkinliğimizi yaptık. İnsanlarla daha yüz yüze, daha birebir teması önemseyen, sosyal medyaya sıkışmayan, bir etkileşim ve iletişim alanı yaratmaya çalıştık. 2018'den işte bugüne kadar çeşitli etkinlikler yaptık. Bu anlamda da tabii bu 3 yıl, bu 1,5 yıl içerisinde 3 tane koca seçim, yani ikisini evet. geçirdik, üçüncüsü geliyor. Evet. Bunlara çok kapılmadan, yani evet. bir şekilde gözeterek, ilişkiyi kurarak ama kapılmadan kendi mecrasında akmaya devam ediyor. Evet. Özetlersek. Hemen sosyal medyadan sizin kendi tanımınızı kullanmam gerekirse, yurttaş olma sorumluluğuyla günümüze ve geleceğimize sahip çıkmak, yönetimde katılım hakkımızı savunmak, demokrasi mücadelesini sürdürmektir. Tam bu katılım hakkını savunmaktan belki hatta ikinci geçirdiğimiz seçim, yerel seçim sonrasında oluşan işte yereldeki yeniden işte stratejik plan, kent konseyi çalışmaları, bunlarla ilgili yakın dönemdeki faaliyetlerinizden bahsedebiliriz. Çünkü işte Itıraktor'da bir arama toplantısı yaptınız diye biliyorum. Evet, belki evet. oradan şu andaki güncel durumunuzu bize bir özetleyebilirsin. Tabii şöyle, yani tabii temelde esas meselemiz bu anlamda bir bilgilendirme faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz yurttaş meclisi olarak. Aslında şöyle söyleyelim, hani yukarıda olan siyaseti, yukarı katlarda cereyan eden siyaseti aşağı katlara indirmeye çalışıyoruz. Bütün meselemiz bu ve aşağı katlarla buluşması için de çaba sarf ediyoruz. Oluşan bilgi birikiminin, mekanizmaların varlığını tanımaya çalışıyoruz esasında. Bunun için de çeşitli işte bilgilendirici faaliyetler yapıyoruz. Itıraktuğan'la yaptığımız etkinlik de bunlardan bir tanesiydi. İşte 31 Mart'tan sonra en temel tanımlanmış iki tane katılım mekanizması var. İşte bir tanesi stratejik plan,
Bir tanesi kent konseyi. Biz şimdi kent konseyi ilk 3 ayda kurulması gereken bir mekanizma yasal olarak. Evet. Stratejik plan ilk 6 ayda ilçedeki bütün aslında işte muhtarların, mahalle derneklerinin, STK'ların, yurttaşların katılımını gözeterek yapılması gereken ve belediyenin 5 yılına hitap edecek olan bir planlama süreci ve bütçenin de buna göre şekillendiği bir planlama süreci. Biz bu süreçlerin aslında kapalı kapılar arkasından yürütülmesini engellemek için bir gözetleme ve denetim faaliyeti geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi Beyoğlu Belediyesi'nin geçmiş dönemdeki, yani Beyoğlu Kent Konseyi'nin geçmiş dönemini inceledik. Genel kurulda kimler var, yürütme kurulunda kimler var, nasıl işliyor mekanizma? Açıkçası çok sağlıklı bilgilere ulaşamadığımızı gördük. Orada yürütme kurulunda dahi olan, tüzel kişiliği olan kurumların çok da davet edilmediğini, çağrılmadığını, evet, toplantılara katılamadığını gördük. Yani ciddi bir kapalı alan siyaseti. Evet. Peki genel olarak kent konseylerinde hep şey, işlevsel olmadığı ve çalıştırılamadığı duyumlar alıyoruz. Peki evet, böyle kapalı kapılar ardında oluşturulmuş bir kent konseyi peki faaliyet göstermiş mi? Onları bulabildiniz mi? Şöyle birkaç faaliyet görebildik. Örneğin bir kent konseyinin işte kentsel dönüşüm çalışma grubunun ilk işi ve muhtemelen tek işi Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'nü ziyaret etmek. Yani gibi hani böyle bir hani dostlar alışverişte görsün faaliyetleri, evet, söz konusu. Ya da işte afet ve deprem üzerine bir tane panel yapıyorsunuz. Hani evet. Ama hani ülke gerçekliğini göz önüne getirdiğimizde şimdi afetle ilgili yapılması gereken çok temel, evet, meseleler, faaliyetler var ama evet, bunlarla ilgili herhangi bir adım vesaire falan yok. Hani bizim buralarla ilgili dertlerimiz var ve bunları hayata geçirmek için kent konseyini de ötelemeden, dışlamadan kullanabilmenin yollarını yaratmak istiyoruz. Çünkü zaten kent konseyi aslında görüş ve önerilerini belediye meclislerine gönderme ve orada en azından gündeme aldırma hakkı var ama daha fazla bir hakkı yok ama o bile aslında aşağıdan görüşün yukarı gitmesi bağında çok önemli. Peki, aynen, tam orada şurada virgül atıp şunu sormak isterim. Hı-hı. Tolga'dan da izin alarak. Beyoğlu Yurttaş Meclisi zaten meclis şeklinde bir örgütlenmeniz var. Hı hı. Büyük ihtimalle kapsayıcı, mümkün olduğu kadar kapsayıcı. Hı hı hı. Kent konseyine neden ihtiyaç var? Yani aslında böyle kent konseyiyle ilişkinizi, hı hı, ayrılan yönlerinizi nasıl açıklamak istersin bize? Şöyle, biz aslında ne diyelim, uzun vadede hani kent konseyi gibi tanımlanmış yapılara hani ihtiyaç duymadan bu yurttaş katılımının, bu demokratik katılım süreçlerinin zaten hayata geçtiği, zaten hem aşağıdan talep edildiği, örgütlendiği hem de yukarıdan zaten özel olarak tanınmasına gerek olmadan bunun, evet, yürütüldüğü bir ilişki sürecini hedefliyoruz aslında. Muhteşem. Burada fakat bu anlamda genelde çok geri planda, geri de olduğumuz için bu mekanizmalar açısından, evet, şu an elimizde olan bir aracı değerlendirmek istiyoruz kent konseyi. Kent bütün konseyi. Meselemiz kent konseyi ilgili ama biz kendimizi bu anlamda aslında bir gölge belediye, gölge meclis, alternatif, evet, meclis olarak zaten konumlandırıyoruz. Evet. Örneğin belediye denetleme mekanizması bizim için böyle bir evet, işlev görüyor. Yani biz her ay toplantılara bu anlamda katılıyoruz. Belki sadece böyle oraya virgül atalım, evet, detaylarına geleceğiz. Özellikle evet, denetim ve izlemede faaliyetlerinizi merak ediyorum. Hı hı. Biraz daha belki avantajlı bir durum var. Komşu kapısı Tolga Bektaş aynı zamanda Şişli Kent Konseyi Genel Sekreteri. Sizdeki bu kent konseyi sürecini, yeni dönemdeki kent konseyi yapılanmasını ve komşu kapısı ve onun gibi diğer tüzel kişiliği olan ya da tüzel kişiliği olmayan girişim, derneklerle ilişkisini sizden bir dinlesek. Şimdi bu kent konseyi niye var? Biraz hani oradan gelirsek 90'ların 92'deki o Rio BM süreci şunu diyor. Her şey merkezileşiyor ve hani belediye yönetimleri de tırnak içerisinde bir özellik taşıma hevesiyle başlamasına rağmen orada da bir bürokrasi, bir piramit yapılanma oluşuyor. Buna bir yama belki bir ya da ne bilelim organik bir yama yapalım diye daha sivil bir yapıyı bununla örtüştürmek üzere, yapıştırmak üzere yandan oluşturma gayesiyle ortaya çıkmış. Habitat 2 süreciyle de Türkiye'ye girmiş. Tabii böyle olunca ilk önce işte benim dayımın oğlu, belediye başkanı dayımın oğlu olunca onu oraya koyuyorlar. Normal belediye başkanının bir şeyi gibi, arka bahçesi gibi bir işlevle başlıyor. Fakat böyle esas ihtiyacı hasıl olmuyor.
Ama esas niyet oradaki, yani bir şehirde kendi içerisinde bir sivil alanı yaratan sivil toplum kuruluşları. Kimdir bu? Örneğin Azdabaylılar Derneği, örneğin işte Pötürgeliler Dayanışma Derneği. Oradaki Pötürgeliler, evet, Şişli'deki bir araya gelmişler, o feodal bağlarını koruyorlar. Orada bir güvenli alan yaratmışlar, orada bir dayanışma var. Bunu bir şekilde yerel yönetime aktarabilir miyiz? Meslek odası, elektrik mühendisleri odasının bir fikri var Şişli'ye dair, bir hayali var Şişli'ye dair. Evet. Bunu bir şekilde seçim üzerinden tabii ki belli partilere oy veriyorsun ama kendi mesleki görüşünü yerel yönetimde nasıl hayat buldurturum ihtimalini hayata geçirmek için konsey var. Gibi gibi küçük, kendi içerisinde bir ağı, bir iç çekimi olan yapıların dahlini sağlamak üzere bir meclis, kent konseyi. Türkiye'de ise hani elle tutulur böyle ilk akla gelen tabii ki Nilüfer. Evet. Sonrasında da Kadıköy bir şeyler ortaya koydu. Tabii adını anmadan geçmeyelim, İkbal Polat bu işin böyle en böyle güzel mihmandarlarından biridir kendisi. Ama hani İkbal de kendisi vurgular. Bozbey olmasaydı, yani Bozbey'in Nilüfer'deki o iradesi olmasaydı bu hayat bulmazdı. Evet. En nihayetinde buradaki siyasi irade, yani seçilmiş belediye başkanının böyle bir derdi, böyle bir isteği var mı? Evet. Yok mu meselesi? Ona dayanıyor. Çünkü şöyle bir şey, aynı zamanda orta ve kısa, belki kısa dönemde başına iş açıyor belediye başkanı. Orta dönemde de iş açıyor. Ama uzun erimde tarihe çok kıymetli bir şeyi ekmekle anılacak bir iş yapıyor. Kısa vadede başına iş açmasını biraz şöyle, örneğin bizim muradımız, evet, Deniz'in de demin telaffuz ettiği bir gölge belediyeyi her mahallenin her sokağında yapabilmek. Evet. O insanlar, o sokaktaki kapıcı Nurettin arkadaşım, stratejik plan denilen şeyin o kapısının önündeki koyulan taşın maliyetiyle oluştuğunu bilecek. Evet. Kardeşim bu fuzulidir, bu masraflıdır diye şerhini koyacak. Bunun yerine bizim işte acaba şöyle bir Arnavut kaldırımları olsa nasıl olur diye de bir görüşünü ortaya koyup bunu mahalle meclisinden kent konseyine, kent konseyi de belediye meclis toplantısına, evet, getirecek. Şu andaki Şişli Kent Konseyi'nin ya da yeni dönemdeki Şişli Kent Konseyi'nin ne aşamada ve ne kadar kapsayıcı ve buna dair herhangi bir tahayyülünüz? Şöyle tekrar muhabbeti başa saralım. Belediye başkanının burada iradesi herhalde tulumbaya su koyan irade. Hı hı. Yani o tulumbaya o suyu koyacak. İlk önce kendi emeği verecek, ondan sonra o su çıkacak. O su ondan sonra bir ırmağa belki, evet, dönüşebilinir. Ama biz şu anda örneğin yarın Merkez Mahallesi, evet, ahalisi Feriköy'deki, pardon, organik pazarda, Merkez Mahallesi'nin hemen arkasındaki organik pazarda mahalle toplantısı, mahalle meclisi, stratejik plan tartışması, evet, ve kent konseyleri anlatımı toplantısı yapacağız. Evet. İşte belediye başkanımız, belediye meclis üyelerimiz katılacak ama oraya halk geliyor, evet, halk gelecek. Bunun çağrısı belediyenin kendi sitelerinden, evet, belediyenin SMS'inden yapılarak, evet, çağrıya davet ediliniyor ve halk icabet ediyor. Ama bu iradeyi belediye göstermezse, evet, birileri yapsın. Zaten sivil toplumun başına neler geldiğini, yani gerçekten sivilse, bir yerlere dayanmıyorsa, evet, işte okçuluk gibi işleri yoksa, sonuçta hakikaten gücü yok. Evet. Dayandığı bir yerde yok. Ve bu hayatın o akıntıya ters yüzen bir yerden hayatı kurmaya çalışıyor. Bunun kitleye ulaşması, insanlara değmesi ve inandırıcılığı çok cılız kalıyor. O zaman sivil toplumun önünün açılmasında burada siyasi iradenin inisiyatif alması söz konusu. Bu da seçimlerde hani bunu bir politik öneri olarak ortaya koyan işte bizim Şişli'deki Muammer Keskin başkanımızın, evet, olduğu gibi, Bozbey'in olduğu gibi, evet, bu irade öne bunu koyacak, hayat bulması için imkan verecek. Evet. Ancak bu bir süre sonra bu kendi gücüyle akabilecek bir hal alacak. Ama bu irade ortaya konmadığı zaman
hiçbir şey yapılmamalı mı? Tabii ki zorlanmalı. Örneğin evet. Beyoğlu evet. acayip kıymetli bir şey yapıyor. Evet. Güç biriktiriyor. Sonuç alır mı? Belki alamaz. Evet. Ama ne sonucu alacak? Günü geldiği zaman içeri doğru acayip bir iç öz örgütlenmeyi, evet. bunun bir mücadele biçiminin kılcal damarlarını esasında oluşturmuş olacak. Evet. Bir kent konseyi gibi esasında bir yanıyla da bir Beyoğlu Yurttaş Meclisi çalışan bir evet. formu da olacak. Deniz, aslında belki burada sana dönmek anlamlı olabilir. Evet, burada belediye başkanının kolaylaştırıcılığı diyelim en azından. Tabii süreci biraz daha kolaylaştırabiliyor. Peki siz sonuçta daha kapalı kapılarda dönen bir kent konseyiydi. Kent konseyinin ne kadar faaliyet gösterdiğini bilmiyoruz. Bu noktada ne demek istersin? Yani kent konseyi belediye başkanı inisiyatifi dışında Yurttaş Meclisi gibi girişimlerle daha anlamlı bir haline getirilebilir mi? Ya da sizin buradaki çabalarınız nedir? Belki onu şey yapabiliriz. Ya biz şöyle, biz Beyoğlu ile ilgili, ülkeyle evet. de ilgili, topluma da ilgili zaten, yerelle ilgili, mekanla ilgili derdi olan insanlar olarak hani yan yana geldik ve böyle bir çerçeve koyduk kendimize. Dolayısıyla biz zaten tarif ettiğimiz hedeflere yönelik çalışmalarımızı zaten planlıyoruz. Yani biz şu aşamada böyle bir mekanizma olmasaydı dahi, kent konseyi, stratejik evet. plan vesaire. Bu mekanizmalar olmasaydı dahi biz zaten yapmak isteyeceğimiz şeyleri tek tek konuştuk, önümüze koyuyoruz. Bununla ilgili adımlarımızı biz zaten atacağız. Örneğin işte hem mahalle bazlı, sokak bazlı afet gönüllü birliklerini oluşturmak gibi uzun vadeli bir hedefimiz var. Bu hedefin çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili adımlarımızı biz çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla, çeşitli uzmanların desteğiyle biz bu adımlarımızı atacağız. Bir diğeri mesela gıda topluluğu. Bir gıda topluluğu girişimini oluşturmaya başladık Beyoğlu'nda. Ya da çocuk şenlikleri. En son bir çocuk şenliği yaptık. Evet. Üç mahalleyi birleştirerek. Bu mesela çocuk şenliklerini, Beyoğlu'nun bütün mahallelerini yaymak gibi bir derdimiz var. Yani... kreş talebi, engelliler için, yaşlılar için yapmak istediğimiz faaliyetler, sosyal hizmet faaliyetleri. Yani yapmak istediğimiz çok fazla şey var bulunduğumuz yere dair, ilçeye dair, mahallelere dair. Biz bunları zaten yavaş yavaş hayata geçirmek istiyoruz. Burada kent konseyi dediğim gibi aslında bunları çok daha rahat yapabileceğimiz bir mekanizma olarak yasada tarif ediliyor. Fakat işte Beyoğlu'nun karanlık... ne diyelim, koridorlarında, hakikaten Beyoğlu Belediyesi'nin karanlık koridorlarında kaybolan bir mekanizma. Biraz daha taraftarlaşarak hareket eden bir mekanizma. Biraz fazladan kurum isimlerinin yazılarak işlevsizleştirilmiş bir mekanizma. Biz burayı açmaya çalışıyoruz. Böyle bir derdimiz var esasında. Burada belki virgül atmak isterim. Çünkü çok anlamlı. Çünkü eğer yerel siyaseti aşırı neşe olmayan izleyiciler hep yerel siyaset deyince aklına yine merkezi siyasetin refleksleri geliyor. Ama aslında bu masada bizim konuşmaya çalıştığımız şeyler cidden işte kreş hakkı, oradaki tohum hakkı, yaşam hakkı, afette bir arada durabilme hali. Aslında biz yerel siyaset deyince bunlar, yani zaten kent konseylerinin kolaylaştırıcı olacak şeyler de bunlar olması bana çok heyecan verici geliyor açıkçası. Peki... burada şu aşamada bir yandan da kısa dönemde kent konseyinin bir ayağa kaldırılması dışında stratejik plana dahil olma durumu da var. Bu iki süreç birbirleriyle konuşuyor mu sizin için, ya da ona dair ekstra çalışmalar gösteriyorsunuz? Şöyle, açıkçası biz biraz bu kent konseyiyle ilgili muammayı kaldırmaya çalışıyoruz. Dedim ki biz şöyle bir şey yaptık. Defalarca belediyeye gittik, görüştük ve şöyle söyleyeyim. Mayıs'ın sonuna doğru ilk ziyaret ettiğimizde konseye herhangi bir adım atılmadığını öğrenmiş olduk. Normalde işte Nisan ayında, 1 Nisan'la 30 Haziran arasındaki 3 aylık süreçte yapılması gereken bir, ilerlemesi gereken bir süreçten bahsediyoruz. Fakat Mayıs'ın ortası gelmiş, yaklaşık 45 gün geçmişti ve herhangi bir adım atılmamıştı. Hatta şaşkın gözlerle karşılandığımı evet. biliyorum. Evet. Baktık ki ortada herhangi bir çalışma yok. Ondan sonra tekrardan biz bir iki arkadaş gittik. Hem bireysel hem kurumsal başvuruda bulunduk. Dilekçe verdik. Yani kendimiz bir dilekçe icat ettik. Biz dedi kent konseyine katılmak istiyoruz. Artı kent konseyinin bir an önce hayata geçmesini talep ediyoruz diye. Bireysel başvuru mu yaptık? Bireysel başvuru yaptık. Hakkınız var. 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 Yani o bilinmiyor. Yani aynen. Bunu yaptık ve şimdi bu anlamda da bütün kurumlara ve yurttaşlara o dilekçe örneğini paylaşarak hani herkes, aynı zamanda muhtarlara da ilettik. Hani başvurun kent konseyi. Oluşumuna başlasınlar, yani bir nevi adım atsınlar diye bir kere orayı zorluyoruz. Dolayısıyla oradan bir takvim ya da bir süreç ilerledikten sonra aslında
eş zamanlı stratejik planla da ilgili fikirlerimizi paylaşmak istiyoruz. Çünkü stratejik planın özellikle mahalle mahalle toplanması gerekiyor. Evet. Ya mahalle mahalle, mahalle örgütleriyle, muhtarlarla toplanarak insanlardan fikir alınması gerekiyor. Stratejik planın oluşum süreci böyle. Biz o anda bir yönetim modeli önermek istiyoruz. Belediye daha önce hani nasıl yapıyordu bu süreci, hani bu konuda az çok fikrimiz var ve genelde de çok ezber yöntemlerle stratejik planlar biliyorsunuz hazırlanıyor. Evet. Geçmiş dönemin copy-paste ile, kopyalı yapıştır yöntemiyle hani hayata geçiyor bunlar. Bu sefer böyle olmasın diye bir derdimiz var. Bunu da özellikle muhtarlar üzerinden hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yani muhtarları biraz bizim meclisle temas halinde olan 3-4 tane muhtarımız var. Bu seçimlerde 3-4 muhtarımız oldu ve onların varlığı sayesinde hem kent konseyini hem de özellikle stratejik planın hazırlanma yöntemini zorlayabilmek, oralara sızabilmek istiyoruz yani. Böyle bir derdimiz var aslında. Çok güzel. Muhtar demişken buraya dönmek gerekiyor. Çünkü sizin de özellikle muhtarlık alanında bir başarınız var. Komşu Kapısı'nın bir gönüllüsü, aynı zamanda şu anda Teşvikiye Muhtarı. Belki bu vesileyle yerelde o muhtarlarla ilişkileriniz, muhtarlıkla ilgili görüşünüz, yani oradaki yerel kazanım nedir? Onu dinlemek isterim sizden. Yani hakikaten bu büyük siyaset bizi kendi yaşamımızdan o kadar yabancılaştırıyor ki. Neyse bir adı söylemeyeyim ama televizyonun karşısında oturup oradan bir siyasi maçı izlemek, bir maç gibi. Evet. Oradan bir aidiyet bağıyla evet gol attık, öne geçtik, yeniliyoruz falan gibi bir şey. Esasında çok böyle ne diyelim avatarlaştırıyor hikayeyi. Yani dediğin gibi yani kreş okuldaki İngilizce dersinin vasfı, işte servis sorunu, kapımın önünün kaldırımı, çöpünün ayrışma ihtimali, sağlık ocağımdaki doktor bulma ihtimalim veya sırası, ilacı alabilmem, okula kayıt yaptırırken olmaması gereken okul kayıt parası. Değil mi? Hani basit, hani bunun A partisi yok, C partisi yok, bilmem ne cemaati yok, dini yok. Değil mi? Hani bu herkesin derdi. Evet. Şimdi bu derde dair bir şey söylediğin zaman acayip bir şey oluyor. Paydaşlık oluyor. Bu hikaye esasında nedense istenmedi. Kim tarafından istenmedi? Bak bunu şeyden bağımsız söylüyorum. Bir solcu olarak yani soldan veya sağdan siyaset ne diyelim bir şekilde erki, bürokrasi çok da bunu tercih etmedi. Her zaman bir siyasetin mecrası vardı. İşte bir atıyorum sendikası vardı. Oranın üzerinden yürünecekse hazır burada yapılmışı var, gel buradan yap gibi bir düstur vardı. Buna asimetrik bir şey esasında, olduğun yere dair tavır geliştirmek. Yani birçok örneği var buna dair. Ama hani muhtarlık böyle bir şey esasında. Muhtar senin cenazene gelir, tamam mı? Senin çocuğunun kaç yaşında olduğunu ve hangi sınıfta olacağını ve o hangi sınıftaki öğretmenin nerede oturduğunu da biliyor neredeyse, tamam mı? Böyle bakkalı tanır. İşte olabildiğince o sokağa dair bir şeydir. Hayatın içerisinde olan bir temas alanıdır. Bir de bunun bir şeyi varsa, karşılığı varsa, iş yapmaya dair bir karşılığı varsa otomatikman şey oluyorsun. Hayattaki ne diyeyim, çekim merkezin ağırlığın artıyor. Bunu Allah'tan diyelim hani şey cari siyaset çok keşfetmemiş. Gerçi son dönem keşfedildi ve saraya çok davet edildi. Belki ondan sonra bu kadar rağbet gördü. Hani böyle de bir ne diyelim olumlu yan etkisi olmuş bu sürecin. Velhasıl şu anda İstanbul'da ve keza Beyoğlu'nu söyler belki Deniz. Yani acayip böyle bağımsız iradeler muhtar oldular. Kadınlar muhtar oldular. Ve bu çok acayip bir şey yaptı. Yani bu insanlara o partiye ait olabilirsin ama onun haricinde sen başka bir örgütlenmeyi kendin yaratabilirsin ya. Yani hani yok abicim o zaman ben yaparım. Üç kişi bir araya gelirim. Dört tane azağı bulurum. Beraber çalışırım takır takır diyen bir özgüvenler yarattı. Muhtarlık böyle bir şey oldu. Ve gittikçe de yani muhtariyet kelimesi itibariyle özellikten bahsediyoruz. Yani hani Türkiye'de siyasetin kıyameti koptuğu bir şeyi Osmanlı'dan beri biz kullanıyoruz. Yani dünyaya da şey hani milliyetçilik konusunda çok şey satarız ama en kıymetlisini bulmuşuz özelliği.
Evet. Hani dışarıdan hep diyorlar işte bu özellik kavramını dışarıdan getiriyorlar işte Avrupa sürecinde şudur. Oysa ki senin Fatih'inde çıktı yani Osmanlı'nın Fatih'inde iki tane kadıya baş kaldıran mahalleden çıkıyor. Evet. Sonrasında işte Kastamonu'dan çıkıyor falan. Evet. Dünyada gözlem altında zaten muhtarlık faaliyetlerini, muhtarlık mekanizmasını anlamaya çalışıyorlar. Evet. Biz de lav mı etsek diye düşünüyoruz bir yandan. Evet, böyle şeyler var. Bence bu çok böyle siyaseti de böyle yumuşatan bir şey olacak. Yani bu saflaşma siyasetini törpüleyen, okul aile birlikleriyle ilişki kuran bir siyaset üretme biçimi olacak esasında. Yani çok mu ilgilenir A Partisi okul aile birliğinin işte okul kayıt parasıyla? Biz ilgileniyoruz. Derdimiz çünkü. O okul okula işte bütün spektrumdaki partilerin çocukları geliyor bir daireyeden. Ama bir hak mücadelesi var. Bunu dile getiriyoruz. Bu önemli. Okulun bahçeleri otopark olarak kullanılıyor. 100 yıllık tarihi birinci derece okullardan bahsediyorum. Gazi Osman Paşa hatırlar mısın? Yani tarihi Gazi Osman Paşa Lisesi yandı. Ahşap Lise otopark şey yapılıyordu. Otopark olarak kullanılıyordu. Hani ecdadımıza çok sahip çıkıyoruz ama yakıp otopark olarak yapıp yerine başka bina dikmeyi çok iyi biliyoruz. Onun için bu yerel, çok yerele bağlıyoruz. Deniz de çok sever bu yerele bağlamayı. Bu yerel hikaye esasında birçok şeye şifa ama evet. En çok neye şifa biliyor musun? Bu memleketin ve bu toprakların bir arada olmasına şifa. Evet. Yani yalnızca Edirne'den Ardahan'a değil. Hı-hı. O ağaçların kökü gibi bir şey bu. Hı-hı. Yani herkes kendi o mikro mütevazi yaşamına değer verirse, emek verirse esasında bir büyük sağlamanın açığa çıkacağını göreceğiz. Ama hep biz tersinden düşünüyoruz. O büyük sağlama olsun da evet. Mikroya sirayet etsin diye düşünüyoruz. Müthiş. Hikaye buradan. Müthiş. Piramidin tersi burası. Evet, evet. Özgüveni sen biriktir. Müthiş. Birini Mehdi ve birini işte kurtarıcı, birini işte şey ilan etme. Evet. Sensin özne. Evet, çok güzel. Hatta demin demiştin ya tam olarak ilk aşamada zor gibi gözükse de, belediye başkanları bir külfet gibi gözükse de ama aslında mekanizmalar oturduğu zaman mücizevi bir şey. Sizin yerinize okul aile birliği derdini, işte kaldırım derdini yapan bir mahalle var. Muhtar üzerinden, kent konseyi üzerinden stratejik birine nüfuz ederek orada bir şekilde temsil buluyor ve sizin yerinize bütün sorunlar masanıza çözümleriyle beraber geliyor aslında. Ki artı örneğin Şişli Belediyesi'nin başkan yardımcısı Cemil Candaş, rahmetli Cemil Candaş makamında inşaat mafyası tarafından vuruldu. Dürüst, işini yapan bir iyi bir ne diyelim kral, hani yardımcı kral vuruldu makamında. Bu işin sonu nasıl, yani bunun akıbeti nasıl iyi olabilir? Daha iyi krallarla seçerek mi? Hayır. Mahalle meclislerinde bu riski dağıtarak, hani başkanlara şöyle bir çağrı yapalım. Bakın iyi olmak iyi olmak isterseniz eğer bunun yan etkileri pahalıya patlayabilir. İyi olmak yetmiyor. Demokratik olmak zorundasınız. Yetkinizi dağıtmak zorundasınız. Dağıttığınız yetki aynı zamanda riskinizi dağıtırsınız. Çaresizliğinizi dağıtırsınız. Evet. Hakikaten tıkanıyorsunuz. O çaresizliği beraber çaresiz olduğumuz kararını alalım. O mahalleli bilsin ki evet abicim kasada para yok. O zaman buna dair bir çözüm üretelim. Evet, kaynağı birlikte geliştirelim. Evet. Mesela. Hep birlikte. Evet. Fantastik. Tam buradan belki yakın gelecek ve geleceğe dair Beyoğlu Yurttaş Meclisi'nin hakkında ne var? Ve nasıl bir belki bize bir hayal, yani nasıl bir düş gördürür? Nereye doğru gidiyor sence bu Deniz? Çalışmalarınız? Şunu aslında önümüze koyuyoruz. Biz biraz bu meclis çalışmasıyla, faaliyetiyle uzun vadede önemsediğimiz konu şu, özellikle toplumsal muhalefetin, solun o sıkışmış olan tahayyül dünyasını biraz daha genişletebilmek, açabilmek gibi bir derdimiz var. Hem sıkıştığımız kutuplaşma siyasetine bir panzehir olmasını umuyoruz bu tür meclislerin. Çünkü bu meclisler baştan tukaka edinmeyecek, bir tarafın parçası olmayacak, taraftarlaşmayacak bir meclis modeli olarak biz bunu inşa etmeye çalışıyoruz. Seçimlerde de bu bağlamda özellikle çalışma yapmayı mesela tercih etmiyoruz. Elbette demokratikleşme yolunda derdimiz var, çabamız var. Birçok mecrada bunu yapmaya çalışıyoruz ama bize aynı zamanda o kutuplaşmış bütün taraflarla yan yana gelebilecek bir mecraya ihtiyacımız var. Yani oraya çok farklı kesimlerden ya da bütün partilere herhangi parti oy veren herkesin gelebileceği bir mecra olarak inşa etmek istiyoruz. Yani şöyle bir örnek vereyim. Biz
yerel seçimden önce çeşitli forumlar yaptık buluşmalarımızın dışında. Ve şey önemsedik, mesela belediye meclis üyelerini davet ettik foruma. Ve orada o 5 yıllık faaliyeti beraber değerlendirmek istedik. Yani aslında biraz hesap sormak istedik. Normalde pek bilinen bir şey değil, bilinen bir yöntem değil ve bunu beraber geliştirdik. Ve biz bu anlamda örneğin AKP meclis üyelerini de çağırdık. Sonuçta bir AKP belediyesi, Beyoğlu Belediyesi. Ve CHP meclis üyelerini de çağırdık. AKP ile icabet etmedi. Sadece CHP'li meclis üyesi iki arkadaşımız geldi ve onlarla böyle bir açık forum yaptık ve çok da faydalı oldu bu forum. Bir yöntem olarak çok faydalı oldu ve bundan sonra bu yöntemi her döneme, işte her uğrakta hayata geçirmeyi planlıyoruz. Aslında izleme ve denetim aslında tam olarak. Tam onun bir parçası. Tam onun bir parçası. Yeni döneme devrederken bu 5 yıl ne yaptınız? Evet. Ne yapmadınız? Evet. Yapmadıysanız niye yapmanız? Bunların bir haritasını çıkarmak için, bunun bir süreci açığa çıkarmak için yaptık. Ve bu anlamda da gözettiğimiz esas mesele kutuplaştırmamak. Evet. Yani sen aynı şeyi gibi sen ben değil, tabii yerine hiç somut fotoğrafı çıkarmak gibi bir derdimiz var ki ona göre eksikleri görelim. Evet. Atıyorum meclis üyelerinin de bu eksiklikler üzerinden aslında planlanması gerekirdi. Buna göre seçilmesi gerekir. Bunları zorlamak istiyoruz biz. Dolayısıyla bir kere birinci şeyimiz, temel ütopyamız, tahayyülümüz, hani açmaya çalıştığımız alan bu. İkincisi yerel yönetimle ilişki kurmayı bu anlamda çok önemsiyoruz. Sol'un yine eksik kaldığı noktalardan bir tanesi, Sol örneğin muhalefet daha çok almaya odaklandı, almayı hedeflediği belediyeler üzerinden yerel yönetimle ilişkilenen bir siyaset örgütlüyor. Ama kazanamadığı belediye ile ilişkisini sürdürmüyor. Kaybettikten sonra o belediye zaten tamamen kapanmış oluyor. Biz biraz burayı da açmak istiyoruz. Yani sadece bu kavga üzerinden bu siyasetin örgütlenemeyeceğinin farkındayız. Dolayısıyla burayı açmak istiyoruz ve hayır, orası bizim belediyemiz, yaşadığımız yer. Yönetimi tasfiye ederiz, etmeyiz, o başka bir şey. Ama bizim yaşadığımız yer, dolayısıyla orada yapılan her müdahale bizim hayatımıza doğrudan etki ediyor. Yerel yönetimin böyle bir özelliği var. Evet. Biz bu alanın da boş bırakılmamasını istiyoruz. Üçüncü mesele de katılım meselesi. Katılım meselesi herhangi bir yerden bahşedilecek bir mesele değil. Yani şu an karşımıza böyle çıkabilir, bu mekanizmaları kullanmak durumunda kalıyor olabiliriz ama katılım meselesi esasında aşağıdan örgütlenmesi gereken mesele. Biz önce bunu kavramaya çalışıyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi yukarıdan bahşedilen bir mekanizma olmasa bile biz aşağıdan katılım mekanizmasını örgütlememiz gerekiyor. Ve bu anlamda hani eğitimler, bilgilendirme çalışmalarını bu bağlamda yapıyoruz biz. Çünkü aşağıdan toplumsal dinamiklerle örgütlenmediği zaman bu katılım mekanizması yukarıdan bahşedildiğinde çoğu zaman işlemeyebiliyor. Bunun bir örneğini vereyim. Mesela Kadıköy Belediyesi bu anlamda çok örnek ve çok ufuk açıcı faaliyetler yürütmüş bir belediye. Kent konseyi konusunda örneğin. Ve benzer şekilde mesela mahalle meclisleri de örgütlendi Kadıköy'de. Fakat aşağıdan dinamiklerle örgütlenmediği için çok da sahiplenilen, işleyen çalışmalar olmadı. Evet. Hani o yüzden biz bu dinamiklerin, özellikle mahalle meclisi gibi dinamiklerin aşağıdan örgütlenmesi gerektiğini önemsiyoruz. Mesela kooperatif çalışmalarının yine, yani belediyeye bağlı olmayan belediyeden özerk yapılar olarak inşa edilmesi gerekiyor. Üçüncü başlığımız bu. Dördüncüsü de denetim meselesi. Denetim de herhangi bir şey gözetmeden, yani biz orada ne buluruz ne bulamayız'a dair bir somut önyargıyla gitmeden her toplantıya 3-4 tane yurttaş olarak, yani meclisten her ay 3-4 arkadaşımız o toplantıya katılıyor. Başka mecraların katılmasını da tavsiye ediyor. Yani çünkü hani sıradan yurttaşlar belediye toplantıları ne zaman yapılır, ne içerir, neye karşılık gelir der çok bilgi sahibi olamadığı için. Toplantılar zaten önceden açıklanmıyor. Açıklanmıyor, tabii duyurulmuyor. Geliyor. Aynen. Biz o mekanizmaları mümkün olduğu kadar kurduğumuz ilişkilerle öğrenip herkese açmak gibi bir derdimiz var. Biraz bunun altyapısını kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında bu yavaş yavaş kendini örgütleyecek ama dediğim gibi uzun vadede karşısına alacağımız çalışmalar diye düşünüyoruz. Evet. Fantastik. Topu Tolga'ya atarken aslında şöyle bir soruyla açmak istiyorum. Aslında burada bir Beyoğlu Belediyesi'nden bahsediyoruz. Hı hı. Kendi parti refleksinde yerel yönetim politikası güden bir yapıdan bahsediyoruz. Karşı tarafta ise mesela Şişli'de ise aslında aynı tuzakta var. Yani muhalefet kendi parti refleksini oluşturup orada aslında yine kendince, yani kendi yanında kavrulan bir alan yaratabilir. Şimdi burayı daha kapsayıcı olması için... bütün bu aslında kent konseyi ve bütün yerel yönetim mekanizmaları artı
Tabii ki derneğimiz Komşu Kapısı. Artı belki adını anmamız anlamlı olur. Şişli Demokrasi Meclisi. Bütün bunlar arasında nasıl bize bir düş gördürebilirsin ki biz tekrar yine kendi alanımızda işte o kutuplaşmanın altını çizen siyaset mekanizmasını yeniden üretmeyelim? Ya bu biraz telaffuz ediyoruz. Sen habire şey diyorsun, fantastik diyorsun. Evet, oysa ki ağzına pelesenk olmuş. Evet, evet. Oysa ki bunlar fantastik değil, tam da örneğin fantastik şeyler istetelim insanlara. Yani o fantazya eksiğimiz. Hayal kurmuyor. Yani sokağa çıkıyorsunuz ve insanların yüzü kalmış yani böyle çok sabit. Ve örneğin en çok da ruhumuzu okşayan küçük filmler, kısa filmler küçük mutluluk hikayeleri olmuş. Tamam mı? Yani küçük bir yerde her şeyin gri olduğu, somut keskinlikteki yüz ifadelerinden bir gülücük, bir kırmızı işte yanak şey umudu ifadeleri olmuş. Şunu yaparsak, çünkü yani şunu yaparsak, o bizim dışımızdaki muhalif neyse öteki mutlaka olacak. Bunlara dair örneğin kendisinin değerli olduğu, özne olduğu, aç parantez, temsiliyete ihtiyaç duymadan kendisinin değerli olduğu, bir gene avatara ihtiyaç duymadan, bir ne diyelim güncel şey değil de Instagram filigranına ihtiyaç duymadan natürel halinin bir kıymet harbiyesi olduğunu hissettireceğimiz böyle küçük cımbızlamalarla o insanları dahlini sağlayabiliriz. Senin bu itirazın, senin bu farklı düşünmen, bunu bir konuşalım mı? Bu meclis, daha doğrusu bu meclis hali esasında bizim şeyimizdir yani düsturumuz olmalı. Bu meclisleşme hali esasında bir tür şifalanma hali olacak. Hepimiz için, öteki için değil, kendimiz için de. Bakın biz bunun ne diyelim mimarı, vesilesi, çanağı olabilmenin mutluluğunu yaşarız. Yoksa iş ortadaki çıkacak ürünün değil, belki ortadaki çıkacak ürün bizim ötekimizin hayali olacak. Eyvallah. Ona asr-ı saadet diyebilir o. İşte gerçek İslam bu diyebilir. Tamam mı? Eyvallah. O da öyle desin yani. Tamam mı? Ama biz onun zeminini oradan çıkaralım. Yani ona o imkanı verelim. Altyapıyı sağlayalım. Teknolojisini sağlayalım. Mekanizmasını sağlayalım. Buradan bir şey çıksın ve buranın o çanağın çocuğu esasında başka bir mertebeye geçmemizin sonucu olur. Ve bizim esasında tırnak içindeki fantazyamız böyle bir şey esasında. Bizim dediğimiz değil, o bizleri çoğaltabilirsek, yani insanların bizlerini çoğaltabilirsek, işte bu meslek bizleri olabilir, komşuluk bizleri olabilir, sınıftaş bizleri olabilir, feodal bizleri olabilir veya caz seven bizler olabilir. O bizlerin biz olmasının o yaptığı işe başka bize bir fayda yarattığı ve o bizlerin birbirine şifa olduğu ki evet. Gezi, hadi gene dönelim Gezi'ye. Hani Gezi bilmem ne, işte ne bileyim Vreskalı arkadaşımızın çöplerden yaptığı müzikle Müslüman arkadaşlarımızın namaz kılmasıyla LGBT'nin kortejiyle her şeyin birbirine karıştığı bizlerin değme noktası olduğu için çok böyle konumlandırılamıyor, lidersiz oluyor, bir yere bağlayamıyorlar. Ve hani bence kıymet harbiyesi zaten o birbirine değen bizlerin, o bizleri yoğunlaştırması, onlarla mutlu olması. Fantastik bu meclisleşme hali çok güzel bir kavram oldu benim bugünden aldığım süper. Peki son turumuzda hızlıca şunu sormak isterim. Bütün bu katılım mekanizmalarından bahsettik. Peki Beyoğlu Yurttaş Meclisi vatandaşlarınla katılmasını, büyümesine, vatandaşlarla anlamlı bir ilişki kurmasını nasıl sağlıyor? Belki buradan bütün o sosyal medya hesaplarını da not düşerek. Biz dediğim gibi yani uzun vadede bütün bu süreci ve onda yaşayan insanlarla, yurttaşlarla beraber
inşa etmek için bir çabanın içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde şu an etkileşim alanında olduğumuz 7-8 tane mahalle ve muhtarlık söz konusu. Şöyle bir şey mesela başlatacağız. Özellikle ilk yukarı bölgedeki, birinci bölgedeki muhtarlar ayda bir herhangi bir somut gündem olmadan yurttaşlara da haber vererek toplantı yapacaklar. Ayda bir muhtarlar buluşuyor. Yaklaşık 6-7 mahalle iradesi demek bu. Bir sohbet ortamı olacak ve orada hani yurttaşlar somut dertli olanın paylaşacağı, derdini söyleyeceği, öneride bulunacağı bir mecra haline gelecek. Biz bu mecrayı yavaş yavaş büyütmek istiyoruz. Bunun dışında diğer işte 45 mahalleden oluşuyor Beyoğlu ve biz bu diğer mahallelerin bütün muhtarlarıyla tanışma toplantıları düzenleyeceğiz. Böyle bir takvim var önümüzde. Tek tek her biriyle tanışacağız, konuşacağız ve onlarla beraber neler yapabiliriz? Bunların haritasını çıkartacağız. Ya bizim kafamızda birkaç tane işte birisi bu afet eğitimi olmak üzere başta birkaç öneri dizgesi var. Bununla beraber oralarda ne ihtiyaçlar var, neler oluyor? Bunları muhtarlarla ve mahalleyle beraber görüşeceğiz. Bu anlamda bütün mahallelere bir şekilde ulaşmak gibi bir derdimiz var zaten. Fakat bu işte kent konseyi ve stratejik plan süreçleri daha zamansal olarak sınırlı süreçler. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar belediyenin kapalı tuttuğu o çalışmaları, o takvimleri, o süreçleri işte web sitemiz üzerinden, işte sosyal medya üzerinden, mail yoluyla ve başka mecraları, birebir toplantılar yaparak, başka mecraları kullanarak yaymak istiyoruz. Bu anlamda kurum ziyaretleri yapacağız. Çok daha fazla kurumun Beyoğlu'nda ilgisi olan ya da ilgisi olmayan bütün kurumları bir şekilde bu konseyde ve stratejik plan çalışmalarında ne diyelim sorumluluk almak üzere çağrı yapacağız. Ya yani daha fazla insanın, daha fazla kurumun bu sürece sahip çıkması için uğraşacağız. Bunlar tabii ki zaman alan süreçler. Yani bizim çünkü olanaklarımız bir belediye ya da herhangi bir parti olanağı gibi işlemiyor. Bu anlamda evet. Çünkü bizim tüzel kişiliğimiz de yok. Evet. Herhangi bir yerden gelir vesaire fon durumumuz yok. Biz tamamen imece yoluyla, tamamen evet. gönüllü katılımlarla hani mekan meselemiz, mekan kirasını bile biz ödeyemiyoruz. Yani o yüzden evet. mekan parası ödemeyeceğimiz yerlerde toplantılar yapmaya çalışıyoruz ki Beyoğlu zaten evet. hepimizin bildiği gibi bir mekan kıyım yaşadı evet. son yıllarda. Dolayısıyla bunun ceremesini birebir yaşıyoruz. Ama bir yandan bu varlığımız bu sorunlarla da yüzleşerek bunu aşmaya yönelik bir enerji de üretiyor. Çok hani yani. Var olan mekanlarla dayanışmayı da önümüze koyuyoruz. Dolayısıyla hani kendi umutsuzluğu, kendi sıkıntıları üzerinden kendini var eden bir mecra haline gelmeye çalışıyoruz. Hedefimiz bu. Size ulaşmak isteyenler Twitter ve Beyoğlu Yurttaş Meclisi'nin sosyal medyadan yani Twitter'dan, Facebook'tan ve Instagram'dan ulaşabilirler. Yakın zamanda beyoğluyurttaşmeclisi.org isminde bir web sitemiz olacak. Orada özellikle yerel yönetim çalışmalarıyla yaptığımız bütün faaliyetler ve onların dökümleri, raporlar, videolar, metinler, işte yönetmelikler orada yer alacak. Herkes oradan faydalanabilir. Ve biz oradan Beyoğlu Belediyesi'nin yaptığı her ay toplantıyı, toplantının gündemlerini, sonuçlarını oradan paylaşmayı düşünüyoruz. Çünkü böyle bir paylaşım mekanizması genelde belediyelerin yapmadığı bir şey. Biz onu daha fazla ya da yapsa bile çok sessizce geçiştirilen çalışmalar bunlar. Biz bunları görünür bir hale getirmek istiyoruz. Böyle bir derdimiz var. O zaman son olarak komşu kapısına katılım ve o genişlemesi artı olarak iletişim nasıl ulaşabilirler? Komşu kapısının sosyal medya hesapları, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube kanalı. YouTube kanalına üye olsunlar. Yani bütün etkinliklerimizin hepsi YouTube kanalında yayındadır. Bundan sonra komşu kapısı ne olacak, nasıl bir yol izler diye düşünürsek. Bir kere kente dair ufuk açıcı tartışmaların olduğu bir yer olmaya devam edecek. Ama bunun yanı sıra da daha çok hakikaten çoraklaşan güzelliklere dair, sanata dair, kültüre dair yer bulamayan işlere ev sahipliği etmeye daha çok ağırlık vereceğini düşünüyoruz. Tarihe şöyle bir şeyde de benim hep böyle bir gün önümüzdeki sezon belki bunun bir programı da olacak. İşte gençlik dönemimde Bilsağ'a giderdim ben.
Bilsak diye bir yer vardı ve orada hani Erkin Koray'ı da ben orada dinledim. LGBT'yi de ilk orada duydum. Vegan'ı da orada duydum. Böyle bir yere oturtamazdım. Üniversitede de sol böyle her şey çok kategorikti. Onu yapan onu yapmaz. Yani uzun saçlı solcu, vegan diye bir şey olmazdı falan böyle. Herkesin safları belliydi. Bilsak'ta ama her şey karışıktı böyle. O Bilsak benim her zaman böyle kalbimde ayrı bir yeri vardır. Komşu Kapısı da işte bak kaç yıl öncesinden bahsediyoruz. Şimdi Beyoğlu'nda hakikaten öyle bir yer hiç öyle aklımıza gelemiyor. Gelse evet. bile çok böyle metalaşmış bir vaziyetteler. Yani çok böyle yüksek meblağların döndüğü veya arkasında bir sponsorlukların döndüğü festivallerle bu iş oluyor. Yani Barış Arak diye bir şeyimiz vardı bizim ya. Evet. Yani bu şehrin, Taner Öngür'ün böyle adını da analım. Yani böyle güzel işler vardı. Bu kadar çoraklaştık. Yani siyasetin evet. esasında yani tarımın soğanından kadar rock müziğe de bu kadar çoraklaştıran, metalaştıran, yabancılaştıran bir sonucu oldu. Biz buralarda ha bu müzikler, bu sanatlar yok mu? Örneğin çok mülteci mevzundan konuşuyoruz. Gelin Komşu Kapısı'nda da o mültecilerin, o komşularımızın nasıl sanat yaptığını görelim. Örneğin Komşu Kapısı'nın her yıl 5 tane İran gecesi oluyor. Ve ben İran göçünün bu kadar çok olduğunu Komşu Kapısı'yla öğrendim. Çok büyük bir göç var İran göçü. Ve çok entelektüeller, çok böyle yaratıcılar, çok ufuk açıcılar. Ve çok deneyimliler ve çok bizi de şifalandıran bir süreç oluyor. Dünyaya başka türlü bakıyoruz. Kent yönetimine dair taleplerimiz başkalaşıyor. Müthiş. Çok heyecan verici sizden bunları dinlemek. Umarım yeni faaliyetlerinizle sizi tekrar burada ararız. Biz de sizi mutlaka çok önemsediğimizi Eyvallah. Buradan altını çizelim. Hakikaten program öncesinde konuştuk. Bir dönem işte açık öğretim dersleri vardı TRT 3'de mi, TRT 2'de mi online. Şimdi de böyle online eğitimler oluyor. Esasında Beyoğlu Yurttaş'ın işte biraz Şişli Demokrasi'nin yaptığını siz online yapıyorsunuz. Ben Aynen. sizin programlarınızı muhtar adaylarımız, azalarımız ve meclis üyelerimiz için böyle paket hazırladık. Bunları izleyin gibi böyle hap niyetine veriyorum. Alternatif Yerel Yönetim Akademisi gibi faaliyet evet. yapıyor. Aynen öyle. Emeğinize sağlık, eyvallah. Çok teşekkürler, çok sağ olasınız. Efendim, süre çok hızlı geçti, süremizi de bugün biraz zorladık. Öncelikle konuklarıma, şu Komşu Kapısı'na ve Beyoğlu Yurttaş Meclisi'ne, Deniz Özgür'e ve Tolga Bektaş'a katıldıkları için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarımızla şehir hepimizin tekrar burada olacak. Önümüzdeki haftaya kadar bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, çok sevgiler. Hoşçakalın.